Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Umarım iyisinizdir. Bugün dizileri bitiriyoruz. Bugün dizilere ben söylediğim zaman noktayı koyuyorsunuz arkadaşlarım. Ve hedef full matematik diye çıktığımız bu yolda artık hedefimize biraz daha yaklaşmayı sevgili arkadaşlarım nasip ediyor Allah bize diyelim. Şimdi diziler, large test, kırmızı test, roket testteyiz arkadaşlarım. Bu test seni biraz zorlayabilir ama merak etme, çözümleri aslında çok basit. Şimdi sen de benimle beraber çözümleri yapabilirsin aynı anda. Hazırsan geçelim, hadi buyurun dersimize. İlk sorumuza şöyle bir bakalım hadi. İlk 8 teriminin toplamı ilk 4 teriminin toplamının 82 katı olan ve terimleri doğal sayı olan geometrik dizinin ikinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi bir geometrik dizi var elimizde, bakın. Geometrik dizi. Ve ilk 8 teriminin toplamından bahsediyor ki geometrik dizilerde, aritmetik dizilerde ilk n terim toplamı denildiği zaman SN diyorduk. O zaman ilk 8 terim toplamı denildiği zaman da S8 diyeceğiz biz buna. Bölü S4, ilk 4 teriminin toplamının 82 katıymış. Bakın bunu buna bölünce ne geliyormuş? 82. O zaman şöyle başına yazalım isterseniz 82 diye. Tamam, güzel. Şimdi ve terimleri de doğal sayıymış aynı zamanda. Bu geometrik dizinin ikinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı sorulmuş. Öncelikle ortalık bir geometrik dizi var. Bu geometrik dizinin ilk 8 teriminin toplamını ben nasıl bulabilirim? Formül sayesinde nasıl bulabiliriz? Şöyle, birinci terim çarpı R üzeri 8 eksi 1 bölü R eksi 1 diye bulabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde S4'ü de A1 çarpı, daha sonrasında şöyle oranlıyoruz. Neye? R üzeri 4 eksi 1 bölü R eksi 1'e oranladığımız takdirde ilk 8 terimin toplamının ilk 4 terimin toplamına oranını bu şekilde ifade etmiş oluruz. Şimdi tabi burada bakın A1'ler zaten gidiyor. R eksi 1'lerin ikisi de payda kısmında olduğu için bunlar da gidiyor. Ve ben şuradaki R üzeri 8 eksi 1'i 2 kare farkı yardımıyla R üzeri 4 eksi 1 çarpı R üzeri 4 artı 1 biçiminde ifade edebilirim. Daha sonrasında bölü, aşağıda da ne kalıyor? R üzeri 4 eksi 1 kalıyor bakın şurada. O halde tabi burada R üzeri 4 eksi 1'ler de gidiyor. Ve sadece ne kalıyor? R üzeri 4 artı 1 kalıyor. Bakın bu da kaçmış? Şurada söylemiştik. 82'ymiş arkadaşlar bu. Şimdi eşittir 82 dedik. Şuradaki biri sağ tarafa zıplatalım. R üzeri 4 ne gelir? 81 gelir. Çok güzel. Şimdi neyin dördüncü kuvveti 81'dir? R eşittir 3 olur değil mi? Şimdi eksi 3 de olabilir tabii. Yani eksi 3'ün de dördüncü kuvveti 81 olabilir ama bize şurada demiş ki terimleri doğal sayı demiş bakın. Terimler doğal sayıysa R'nin eksi 3 olması ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Çünkü ben her terimi eksi 3 ile çarparak ilerlersem bir negatif bir pozitif, bir negatif bir pozitif sonuçla karşılaşırım. Ve durum böyle olunca sevgili arkadaşlarım terimlerin bazıları doğal sayı olmaz. Ama burada terimlerinin doğal sayı olduğunu söylemiş. Demek ki R3, bu kısmı bu şekilde atlattık. Şimdi bize ne demiş? İkinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı sorulmuş. İkinci ve üçüncü terimi. Şimdi biz neleri biliyoruz? İlk 8 teriminin toplamını biliyoruz. İlk 4 teriminin toplamı aslında bilmiyoruz, oranını biliyoruz. Biz geometrik dizimizin ikinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı hangisi olabilir diye de sormuş bak. Bir de olabilir diyor. Yani zaten soru şu haliyle bile tehlikeli bir soru. Bir de sonuna olabilir diye eklemiş, daha da bir tehlikeli hale getirmiş SML hoca bunu. Şimdi arkadaşlar R3'tü ya. Ben ikinci terimi A2'yi A1 çarpı R biçiminde ifade edebilirken A3'ü de sevgili arkadaşlar A1 çarpı R kare biçiminde ifade ederim. Şimdi ikinci ve üçüncü terimlerin çarpımı sorulmuş. O zaman ben şunları çarparsam tabii ki ne gelir? Bakın A1'in karesi çarpı R'nin küpü gelir ki R'nin küpü demek sevgili arkadaşlarım 3'ün küpü demektir. Yani 27. 27 çarpı A1'in karesi olacakmış bizim cevabımız. Yani cevap bu formatta olacak. Şimdi cevabın bu formatta olması demek bizim ne işimize yarar? Bak sana şöyle göstereyim, şu işimize yarar. Mesela 27 çarpı A1'in karesi, tabii ki terimler doğal sayı olduğu için burada bir doğal sayının karesi olmak zorunda. O halde arkadaşlar ben 3 mesela olabilir mi?
3'ü 27'ye böldün. 1 bölü 9 geldi. Eğer ki bu 3 ise A1 sevgili arkadaşlarım 1 bölü 3'ün ta kendisi olacaktır. Ama terimler doğal sayıydı demek ki olmaz. Mesela bu 3 değil de 9 olursa o zaman ne olur? Her iki tarafı 27'ye böldüğün zaman burası 1 bölü 3 olur. A1 de 1 bölü kök 3 olur. 1 bölü kök 3 de doğal sayı değil. Demek ki bu da gitti. Yani B'yi denedik. Şimdi neye bakıyoruz? C'ye yani 81'e. Şimdi eşittir 81 olsa bu. Tamam. Her iki tarafı 27'ye böldüğün takdirde şöyle şöyle A1 ne gelir? A1'in karesi 3 gelir arkadaşlar. A1 ne olur? Kök 3 olur. Peki böyle bir şey mümkün mü? Değil. Çünkü terimler hala doğal sayı yani. Öyle diyoruz. Pekala o zaman C de gitti. Peki 243 olur mu? Şimdi 243 3 üzeri 5'tir. 27 3'ün küpüdür. Bölerseniz 9 gelir arkadaşlar. 27'ye böldük 9 geldi. A1'in karesi 9 ise A1 kaç olabilir? Tabii ki 3 olabilir. Bakın 3 bir doğal sayı mı? Evet doğal sayı. O halde cevabımız D şıkkı olacaktı. 729 için de aynısını yaparsanız bakın 27 çarpı A1'in karesi eşittir 729 derseniz her iki tarafı 27'ye böldüğünüz takdirde burası 27 olur. Neyin karesi 27? 3 kök 3'ün. 3 kök 3 doğal sayı mı? O da değil. Demek ki E şıkkı da gidiyor. Cevabımız hayırlı uğurlu olsun. D şıkkında verilmiş sevgili gençler. Evet. Devam edelim ikinci sorumuzla. İkinci soruda bize denilmiş ki sevgili arkadaşlar. Bir AN geometrik dizisinde A4, A5, A6'nın toplamı. Bakın bu bir geometrik dizi. Bunu sakın unutmayın. Geometrik dizisinde A4, A5, A6'nın toplamı 65. A5, A6, A7'nin toplamı da 195'miş. Bu geometrik dizinin ortak çarpanı soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. İlkinde A4 var artı. Bakın şurada A5 var ya ben o A5'i A4 çarpı R biçiminde yazarım. A6'yı da tabii ki A4 çarpı R kare biçiminde yazarım. Ve burada A4 parantezine alınırsa 1 artı r artı r kare gelecektir. Bu bir cepte. Alt kısımda a5'i sevgili arkadaşlar a5 diye yazarım. a6'yı a5 çarpı r ve a7'yi de a5 çarpı r kare biçiminde yazarım. Ve sevgili arkadaşlarım bunu da a5 parantezine alırsam 1 artı r artı r kare gelecektir. Şimdi amaç burada birbirine benzer ifadeler elde etmek aynı şuradaki gibi. Ve ben şunun cevabının 65 olduğunu, bunun cevabının da 195 olduğunu biliyorum şuradan. Peki. Şimdi şunu şuna oranlarsam şu şekilde. Tabii ki 1 artı r artı r kareler birbirini götürüyor. A5'in A4'e oranı sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki r'dir. Geometrik dizide. Dolayısıyla burası 1 bölü r gelir. Eşittir. Bu da 65 bölü 195. Yani arkadaşlar 65 ile sadeleştirirseniz burası 3 gelecektir. Yani 1 bölü 3'müş. Bakın R kaç oluyor arkadaşlarım? R direkt 3 oluyor. Bizden istenen neydi? Bu geometrik dizinin ortak çarpanı soruluyordu. Ki biz ortak çarpana R demiştik. Demek ki R'yi de artık 3 bulduğumuza göre doğru cevabı işaretleyebiliriz. Doğru cevap E seçeneğiydi. Geçtim 3'e. AN dizisinin 12. teriminin 144 olduğu belirlenmiş, söylenmiş. Dikkatli dinle. A55'in A54'e oranı yaklaşık olarak A56'nın A55'e oranına eşit ve bu da yaklaşık olarak 1 artı kök 5 bölü 2 olduğuna göre bu dizinin 15. terimi kaçtır diye soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu 1 artı kök 5 bölü 2 dediğimiz sayı yaklaşık olarak sevgili arkadaşlar 1,618'dir. Ve bu da tabii yaklaşık olarak bize fi sayısını yani Fibonacci sayısını verir. Fibonacci sayısı. Yani arkadaşlar bize bu altın oranı verecektir. Bir Fibonacci sorusu. Fibonacci sayı dizisi sorusu. Şimdi madem öyle artık biz bunun Fibonacci dizisi olduğunu anladık. 12. teriminin de 144 olduğunu biliyoruz. Pekala 12. terim 144 ise ki gerçekten 12. terim 144. Peki bundan önceki iki terim neydi acaba? Sevgili arkadaşlarım bundan önceki iki terim bakın şöyle devam ederseniz 21 vardı. Daha sonrasında 34 geliyor, 55 geliyor ve 89 geliyor. 55, 89 daha 144. 89 da 144'ü toplarsanız 233'ü bulursunuz. Bu 13. terimdir. 144 ile 233'ü toplarsanız 377'yi bulursunuz ki bu 14. terimdir. 233 ile 377'yi toplarsanız bu da bize 610'u verecektir arkadaşlarım. Bu da 15. terimdir. Bizden kaçıncı terim isteniyordu? 15. terim. Demek ki cevabımız C seçeneği olacaktı.
Evet, gayet güzel sorular. Şöyle 3 tane soru çözdük arkadaşlar. İlk sorumuz gayet şık ve güzeldi. İkinci soruda yine cevabı kolay düşünülebilen ve çıkabilen bir soruydu aslına bakarsanız. Üçüncü sorumuz aslında Fibonacci olduğunu çok hissettirmeden sormak istesem de açıkçası. Yine de tabii şurada 1 artı kök 5 bölü 2 vermek zorundayız. Bunu verdikten sonra zaten eğer biliyorsan 1 artı kök 5 bölü 2'nin altın oran olduğunu, bu da zaten Fibonacci sayı dizisinden direkt olarak sadece sayarak çıkıyordu. Şimdi geçelim dördüncü sorumuza. Esen bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamıdır denilmiş. Bakın nasıl aritmetik dizi. Tamam. S10'dan S9 çıkarsa sevgili arkadaşlarım, tabii doğal olarak sadece ilk 10 terimin toplamından ilk 9 teriminin toplamını çıkarsan elinde sadece A10 kalır. Yani 10. terim kalır. 10. terim kaçmış? 100. S15'ten S12 çıkarsa, yani ilk 15 terimin toplamından ilk 12 terimin toplamını çıkarırsanız elinizde sadece A13, A14 ve A15 kalacaktır. Bunların da toplamı kaçmış arkadaşlar? 216'ymış. A5 hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bunların her birini farklı bir şekilde, farklı bir versiyonda yazabiliriz tabii ki. Mesela aritmetik dizilerde A13 ile A15'in toplamı bize 2 tane A14'ü verecektir. Bir tane de A14 burada var. Demek ki 3 tane sevgili arkadaşlarım A14 bize 216'yı veriyormuş. O zaman her iki tarafı bir zahmet 3'e bölelim. 3'e bölerseniz 14. terimi de bulmuş oluruz. Bunu 3'e böldüğünüz takdirde 72 gelecektir. Şimdi ben 10. terimin de 100 olduğunu biliyorum tabii. Daha sonrasında 14. terimden 10. terimi çıkarmak istiyorum. 72'den 100'ü çıkarırsanız eksi 28 gelecektir ki 4'ü 14. terimle 10. terim arasında 4 fark olduğu için 4 R'ye eşittir bu da. R kaçmış arkadaşlar? Eksi 7'ymiş. Şimdi R'nin eksi 7 olması gerektiğini elde ettik. Yani ortak farkımız eksi 7. Bizden istenen A5. Şimdi ben A10'u sevgili arkadaşlarım A5'in üzerine 5 tane R ekleyerek elde edebilirim. A10'un ben 100 olması gerektiğini biliyorum. Çünkü soruda bize vermiş. Yani şurada biz kendimiz bulduk bunu. A5'i bilmiyoruz. 5R'nin de eksi 35 olduğunu biliyoruz. Çünkü R eksi 7 idi. Bakın eksi 35 dedik. Bu eksi 35'i sol tarafa atarsanız sevgili arkadaşlarım. Böylelikle A5'in aslında 135'e eşit olduğunu görürsünüz. Doğru cevabımız da D seçeneği olur diyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz da gayet şıktı. Large teste yakışır bir soruydu. Geçiyorum 5'e. Şimdi 5. soru sevgili arkadaşlarım. Dikkatli dinlemende fayda var 5. soruyu. B1, 2. B2, 4 artı 6 olarak verilmiş. B3, 8, 10, 12'nin toplamı. B4, 10, 10, 16, 14, 16, 18, 20'nin toplamı biçimde verilmiş. Yukarıda ilk 4 terime verilen sonsuz reel sayı dizisinin 8. terimi bize soruluyor. Bakın 8. terim soruluyor. Şimdi birinci terim zaten 2. İkinci terime baktığımız takdirde 4 ile 6'nın toplamı verilmiş. Toplasanız bunları 10 yapacak. Üçüncü terime bakıyorsunuz 8, 10, 12 bunların toplamı 30 yapar arkadaşlar. Dördüncü terime baktık bunların da toplamı 34, 34'ten 68 yapıyor. Yani bir örüntü kurmaya çalışsak da bu başarısız oluyor. Yani bu örüntü başarısız. Yani yemiyor. Peki ne düşünülebilir? Yani neler yapılabilir? Şimdi bunu kontrol edelim sizle beraber. Öncelikle sevgili arkadaşlarım bunun geneline bakalım. Yani burada gördüğünüz üzere bak 2 var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 şeklinde devam ediyor dikkat ettiysen. Şimdi buna göre bir örüntü çıkarmaya çalışalım istersen. Burada da sevgili arkadaşlarım şuna dikkat edelim. Şurası 1 iken şunu ben 1 kere 2 diye yazabiliyorum. Şurası 2 iken ben bunu bak sondaki terimi 2 kere 3 diye yazabiliyorum. Şurası 3 iken ben yine sondaki terimi 3 kere 4 diye yazabiliyorum. Burası 4 iken de ben sondaki terimi 4 kere 5 diye yazabiliyorum. Yani indis neyse, şuradaki indis neyse bu indisi kendisinin bir fazlasıyla çarptığımız takdirde ben bu oluşan toplamların sonunda oluşanları yani şunları elde edebiliyorum. Şimdi bana 8. terim sorulduğuna göre o zaman benim 8. terimimde son sayım sevgili arkadaşlarım son sayım 8 kere 9'dur. Yani 72'dir. Şimdi son sayı 72 ve burada şuna da dikkat edeceksin. Birinci terimde bir tane sayı var. İkinci terimde iki sayının toplamı. Üçüncü terimde üç sayının toplamı. Dördüncü terimde dört sayının toplamı mevcut. Hatta ve hatta bunları da düşünmeden şunu yapabilirsin.
Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane toplam var ya. Bir üstünde bu B8'di arkadaşlarım. Bunların toplamı. B7'de arkadaşlarım neler vardır? Son sayımız nedir? Tabii ki 7 kere 8'den 56'dır. Şimdi burası 56 ise o zaman şurada neyle başlayacağım? 58 ile başlayacağım. Çok güzel. Şimdi bak. Sen dizilerin genel özelliğini biliyorsun. Mesela ardışık yazalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 yazalım, tamam mı? Ardışık ikişer ikişer artan. 2 ile 12'yi topla bakayım ne gelir? 14. Bakayım 4 ile 10'u topla. Aa, 14. 6 ile 8 topla yine 14. Yani o zaman ben şunu söyleyebilirim. 58 ile 72'yi toplarsak burada sevgili arkadaşlar 130 gelir. O zaman ben diyorum ki şununla şunun toplamı da 130'dur. Etti 2 tane. Bununla bunun toplamı da 130'dur. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olacağı için şunu siliyorum arkadaşlarım. Orayı yanlış yazmışız. Tekrardan göstereceğim izninizle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuncusu 72. Şimdi şurasının da 58 olması gerektiğini söyledik değil mi? 58 ile 72'nin toplamı 130. Bir tane daha bak burada 130 var. Etti 2. Bir tane daha şurada 130 var. 3 tane. Bir tane daha burada 130 var. 4 tane. O zaman 4 tane 130 benim cevabım olur. 4 kere 130 da bize 520'nin ta kendisini verir. Demek ki cevabımız bakın A seçeneği de verilmiş diyeceğiz artık. Tamam. Bu şekilde basitçe elde edilebilir. Şu kısmı sildim. Onun çözümü anlatabilmek için ihtiyacımız duyduğumuz bir argümandı. 5. sorumuza A dedik ve devam ediyoruz 6. sorumuzda. İlk terimi bize 1 olarak vermiş. İkinci terimi de 4 diye vermiş ve 2'den büyük veya eşit olan her n için sevgili arkadaşlar an'i an-1 ile an artı 1'in çarpımı olarak, yani her terimi kendinden bir önceki terimle kendinden bir sonraki terimin çarpımı olarak bize vermiş. Bu eşitliği sağlayan bir an dizisi için 2023. terim hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi birinci terimimizin 1 olduğunu biliyoruz değil mi? İkinci terimimiz de bize 4 vermiş. Ve 2'den büyük veya eşit her n sayısı için bir sonraki terimi nasıl bulabilirim mesela 3. terimi? 1 ile 3. terimin çarpımı bize 4'ü verecek bak. Her terim kendisinin solundaki ile sağındaki terimin çarpımına eşit. Kendinden bir küçük terimle kendinden bir büyük terimin çarpımına eşit. O halde arkadaşlar burası kaçtır? Tabii ki 4'tür. Çünkü 1 kere 4 4 yapar. Şimdi buraya geldim. 4 de ben kaça çarparsam 4 yapar? Tabii ki 1'i. 4 ile neyi çarparsam 1 yapar? Tabii ki 1 bölü 4'ü. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım 1 ile neyi çarparsam 1 bölü 4 yapar? Yine 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4 ile neyi çarparsam 1 bölü 4 yapar? Tabii ki 1'i. 1 bölü 4 ile neyi çarparsam 1 yapar? 4'ü. 1 ile neyi çarparsam 4 yapar? Yine sevgili arkadaşlarım 4'ü biçiminde devam ettiğimizde şurada bakın tam şurada 1, 4, 4, 1, 1 bölü 4, 1 bölü 4. Aynı şekilde buradan 1, 4, 4'ü yakaladık ya yine zaten aynı şey gelecek. Yine 1, 1 bölü 4, 1 bölü 4 gelecek. Yani burada sevgili arkadaşlar 6'da 1 tekrara düştüğümüzü bu dizide görebiliyoruz. Şimdi 6'da 1 tekrar var ya 2023. terimden bahsediyor. O zaman 2023. terime kadar devam etmeye lüzum yok. 2023'ün 6 ile bölümünden kalanı hesaplayalım. 20'nin içerisinde 6 3 defa. 18 çıkardım 2. 22'nin içinde 6 yine 3 defa. 18 çıkardım 4. 3'ü aşağı indirdim. 43'ün içinde 6 7 defa. 6 kere 7 42 çıkardım 1. Yani arkadaşlarım bu ne demekmiş? 2023. terimle birinci terim aynı terim. Birinci terimimiz bizim neydi? 1'di. Demek ki 2023. terimde 1 olacak ve 6. sorumuzun cevabı da A şıkkı olacaktı diyebiliriz. Çok güzel soruydu. Bence şuraya bir tik koymanın zamanıdır. Hatta bunu birinci soru içinde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Birinci soruyu daha ziyade ÖSYM tarzı bulmasam da sevgili arkadaşlarım. Yine bazen ÖSYM bizi şaşırtabiliyor. Dolayısıyla buna ve şuradaki sorumuza lütfen tik koyalım. Sınavdan önce mutlaka tekrar edilmesi gereken sorulardan olarak görelim bunları. 7. soru. AN bir geometrik diziymiş. Bakın geometrik dizi. A6'nın A2'de farkı A4'ün karesi eksi A2'nin karesine oranı 1 bölü 2'ymiş. Ve A3'ü de A6 olarak vermiş bize. A5'in A1'e oranı sorulmuş. Şimdi güzel soru. O yüzden pür dikkat dinleyin. Kulaklarınızı açın arkadaşlar. Algılarınızı açın. İyi dinleyin. Öncelikle şunu yapıyorum. A6'yı sevgili arkadaşlarım A2 cinsinden
bir yazalım isterseniz. Yani A2 çarpı geometrik dizi olduğu için R üzeri 4'tür bakın. Eksi A2 zaten A2'dir. O halde ben üst tarafı A2 parantezinde R üzeri 4 eksi 1 biçiminde yazabilirim. Bölü. Şimdi alt kısma geçiyorum şuraya. Orada bir iki kare farkı var. A4 eksi A2 çarpı A4 artı A2 diyebiliriz biz buraya. Daha sonrasında yine bunları da A2 cinsine yazarsanız bak. Şu A4 dediğimiz şey A2 çarpı R karedir. Eksi A2. Şurası da A2 çarpı R kare artı A2'dir arkadaşlar. Burada şu kısmı A2 parantezine alırsanız R kare eksi 1 gelir. Şurada A2 parantezine alınırsa burası da R kare artı 1 gelir arkadaşlar. Ve dikkat ediyorsunuz şimdi bunu yazıyorum. A2 çarpı R kare eksi 1 çarpı A2 çarpı R kare artı 1 dedim. Burada R kare eksi 1 ile R kare artı 1'i çarparsanız R üzeri 4 eksi 1'in ta kendisi gelir. 2 kare farkının açılımıdır zaten. Şunlar gidiyor. Hocam burada A2 var, burada da var. Evet, gitti. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda sadece A2 var. Ve bu da arkadaşlarım neye eşitti? 1 bölü 2. Şimdi sevgili arkadaşlar burada 1'ler eşit olduğuna göre A2 de 2'ye eşit olacak. A2'yi bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Daha sonrasında ise artık şunu söylüyoruz. A3'ü de biliyoruz ya biz. A3 kaçmış? A3 6. Şimdi bu bir geometrik diziydi. Ben A3'ü A2'ye bölersem, yani 6'yı 2'ye bölersem ortaya R çıkmış olur. R kaçmış arkadaşlar? 3 6 bölü 2'den. Bizden A5'in A1'e oranı sorulmuştu. A5'in A1'e oranı demek R üzeri 4'ün ta kendisidir. R'yi de biz kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Yani bize o zaman ne soruluyor? 3 üzeri 4 soruluyor. 3 üzeri 4 kaçtı? 81'di. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı. Bakın burada sorudaki güzel detay ne? Yukarıdan R üzeri 4 eksi 1'in gelmesi. Aşağıdan da şu çarpanları ayırma kısmını iyi bir şekilde yaptıktan sonra şurada R kare eksi 1 ile R kare artı 1'in çarpımının gelmesi arkadaşlar. Şununla şunun açılımı bakın. Şunla şunun çarpımıydı. Dolayısıyla bak bunlar gidiyor. Üstüne üstlük bir de A2'leri de götürebiliyoruz. Sorunun güzelliği burada elimizde sap gibi A2 kalıyor sadece. Bu yüzden güzel bir soru. Sınav tarzını belki olabilir. Ama sen yine de bir tik at. Sonuç olarak sınavdan önce tekrar etmen gereken soruların içerisinde bunu da dahil edelim ki inşallah böyle sorular çıkar da sen de inşallah yaparsın. Sonuçta İsmail Hoca çözdü diye, İsmail Hoca bana göstermişti diye sınavda aklına getirirsin. Güzel de olur. Yani bu şekilde seni de uyarıyorum. Çözümünü de gösteriyorum. Gayet de güzel ve sakin biçimde anlatıyorum. Umarım sen de sevgili arkadaşım iyi bir şekilde anlamışsındır. Tabii sınavdan önce tekrar ederken gelip videolardan tekrar etmeyin arkadaşlar. Çünkü bu sizin zamanınızı alacaktır. Siz bu işaretlediğim soruların çözümlerini gayet düzenli bir şekilde yapın kağıtlarınıza ya da kitaplarınıza. Bu kitapları yaptıktan sonra mutlak suretle sınavdan bir hafta önce, 10 gün önce oturun bu soru çözümlerinize tekrardan bakın, kontrol edin. Tamam. Gençler artık bakalım 114. sayfamızı da bitirmiş olduk. 115. sayfayı da bitiriyoruz. 116. sayfada artık nerelere geçiyoruz? Limit ve sürekliliğe geçiyoruz. Güzel. Yukarıdan yeni bir lamba yakacağız yani kendimize. N doğal sayı arkadaşlar 8. soruda. N doğal sayı olmak üzere birden N'ye kadar olan doğal sayıların toplamı gençler biçiminde yazılabilen sayılara üçgensel sayı denir. Şimdi üçgensel sayılar normal şartlar altında müfredatta var. Ama yani hani Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında bile neredeyse değinilmemiş derecede az. Bundan kaynaklı konu anlatım kısmına koyup da kitabı daha fazla kalınlaştırmak istemedim. Zaten bu şekilde elediğim birçok nokta var kitapta. Ama yine de testin içerisinde sorusunu soralım dedim. Aklınıza bulunsun. Şimdi neymiş? Birden neye kadar olan doğal sayıların toplamı biçimde yazılabilen sayılara üçgensel sayı deniliyor. Üçgensel sayıların tamamı küçükten büyüğe doğru sıralandığında da AN üçgensel sayı dizisini oluşturuyor. Yani mesela birden 1'e kadar olan sayıların toplamı 1'dir. Birden 2'ye kadar olan sayıların toplamı 3'tür. Birden 3'e kadar 6'dır. Birden 4'e kadar 10'dur. Birden 5'e kadar 15'tir. Birden 6'ya kadar 21'dir. Bak bu üçgensel sayı dizisi işte. Tamam. AN diyelim. İşte bu dizi üçgensel sayı dizisi arkadaşlarım. Sonsuz tane üçgensel sayı vardır. Buna göre A6 ile A2'nin çarpımını A5 eksi A3'e böl demiş. A6 demek ne demek? Birden 6'ya kadar olan sayıların toplamı demek. Değil mi? O zaman ne deriz? 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamını hesaplarız. Ki az önce zaten bulmuştuk 21. 1'den 2'ye kadar olan sayıların toplamı da 3'tü.
bölü A5 sevgili arkadaşlarım 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 15'ti. A3 de 1'den 3'e kadar olan sayıların toplamı, o da 6. Şimdi üst taraf 21 kere 3. Alt tarafa bakıyorsunuz, 15'ten 6 çıktı, 9. Şimdi şunu 3'e böldüm, 3'e böldüm 3. 3'e böldüm, 3'e böldüm 7 geldi. Cevabımız karşımızda. Cevap 7 olacaktı. Doğru cevap Ceyhan seçeneğiydi. Hani ola ki sınavda karşınıza ben çıkma ihtimalini %1'in altında görüyorum ama ola ki karşınıza çıktı. Üçgensel sayı dizisi dendiği zaman bunu aklınıza getirin. Peki buna hadi burada da birazcık konusundan bahsedelim. Sonuçta yani niye üçgensel denilmiş ki falan diye aklına gelmiş olabilir tabii ki. Benim geliyordu öğrenciyken. Hocalara sorduğum zaman genelde böyle adam akıllı cevaplar alamıyordum ama hocayı suçladığımdan değil. Ama hani cevap verse çok da hoşuma giderdi açıkçası. Niye üçgensel denilmiş? Bakın şu bir, burada bir tane nokta var. Şimdi ben bu noktanın altına iki tane daha nokta koyarak bak bir üçgen elde edebiliyorum. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi bunu devam ettireceğim. Üç tane nokta koymam lazım değil mi? Bak üçgen. Bunu devam ettireceğim. Şuraya üç tane koymuştuk. Bunun altına dört tane koyacağım, doğru mu? Şöyle. Bak yine bir üçgen. Peki şurada kaç tane nokta var? 1. Burada kaç tane var? 3. Burada kaç tane nokta var? 1 artı 2 artı 3. 6 tane. Burada kaç tane var? 1 artı 2 artı 3 artı 4 tane. Yani 10 tane var. Yani demek oluyor ki bu. Burası 1'den 1'e kadar olan sayıların toplamı. Burası 1 artı 2. Burası 1 artı 2 artı 3. Burası 1, 2, 3, 4'ün toplamı. Bir sonraki de zaten altına 5 tane nokta koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5'in toplamı. Üçgensel dememizin sebebi de bu arkadaşlar. Tamam. Yani Pascal üçgeni mantığıyla ilerliyor. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, altı tane diye. Üçgensel dememizin temel mantığı da bu. Evet. Yani buradaki oluşan noktaların toplam adedi de bize üçgensel sayı dizisinin terimlerini veriyor zaten. Bak 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10 gibi. Yani bu da aklının bir kenarında dursun. Yani ola ki işine yarar falan İsmail Hoca anlatmıştı dersin. Devam. Dokuzuncu soru. Esen geometrik dizisinin ilk n teriminin toplamı ilk n terim toplamı r ortak çarpan olmak üzere şöyle, özür dilerim, çok okuyamadım, kendi yazdığımı okuyamadım. Evet, bazen yapıyorum onu. Esen sevgili arkadaşlarım, virgül atmayı unutmuşuz sanırım. Esen geometrik dizisinin geometrik dizinin diyelim şuraya, ilk n terim toplamı r ortak çarpan olmak üzere. Evet, hatamı fark ettim. Esen neymiş arkadaşlarım? Bakın insaflı davranıp İnsaflı davranıp formülü vermiş. Ama biz bu formülü genelde şöyle göstermiştik. R üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 biçimde göstermiştik. Aynı formül. Yandan yemişi. Niye? Çünkü üstünde altında eksiyle çarpmış. Çok fazla bir şey oynamamış yani. Neyse, kuralıyla hesaplanır demiş. İlk 3 terim toplamının ilk 6 terim toplamına oranı p küp bölü p küp artı 1 olduğuna göre dizinin ortak çarpanı p türünden hangisidir diye sorulmuş gençler. Şimdi dizinin ortak çarpanı sorulmuş bakın. Ve P cinsinden. Yani dıdısının dıdısını sormuş. Onu bulduktan sonra da zızısının zızısını sormuş yani. Peki hadi bakalım. Kolları sıvayalım, başlayalım. Şimdi arkadaşlar S3 dediğimiz şeyi şuradaki formül sayesinde tabii hesaplayabiliriz. S3 ilk 3 terim toplamıdır. İlk terim çarpı R küp eksi 1 bölü R eksi 1 yazabiliriz biz buraya. Hani 1 eksi R küp bölü 1 eksi R de yazabilirsin. Sıkıntı yok ama ben bu şekilde yazdım. Bölü, diğeri de A1 çarpı, bak S6 nedir? R üzeri 6 eksi 1 bölü R eksi 1'dir. Şimdi bunun buna oranı arkadaşlarım şuymuş. Ona en son yazalım. Biraz bekletelim çünkü sadeleştirme işlemlerimiz var. Öncelikle burada A1'leri götürdüm. R eksi 1'leri götürdüm. İlk sorumuzda yaptığımız gibi. Ve elimizde yukarıda sadece R küp eksi 1 kaldı. Alt tarafta da sadece ama sadece R üzeri 6 eksi 1 kaldı. Şimdi R küp eksi 1... R'de aslında bir şeyler yapabiliriz ama R küp eksi 1 şimdilik bir kalsın. R küp eksi 1 bölü. Alt kısımda bak R üzeri 6 eksi 1 demiş ya. Bu R küpün karesi eksi 1'in karesidir aslında. Yani 2 kare farkı açacaksın sen burada. R küp eksi 1 çarpı R küp artı 1 dedin, tamam mı? Sonrasında ise bak R küp eksi 1'ler zaten gidiyor. Geriye ne kaldı sadece? 1 bölü R'nin küpü artı 1 kalmış oldu. Güzel. Şimdi bu neye eşitmiş? P küp bölü P küp artı 1'e eşitmiş. Bizden istenen şey ne? Bizden istenen şey dizinin ortak çarpanının P türünden eşiti isteniyor. P türünden. Pekala. Şimdi burada sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapalım biz. P türünden eşit istenmişti ya.
R'nin. Ben burada içler dışlar çarpımı yapabilirim. Ya da bunu tepe taklak ters çevirdiğim takdirde R küp artı 1 eşittir P küp artı 1 bölü P küp de diyebilirim. Sadece P küp şuraya atarak işin içinden çıkabilirim. P küp çarpı R küp artı P küp. P küpü dağıttım içeriye. Eşittir. P küp artı 1 oldu. Ne oldu? Şimdi buradaki bak P küpler gitti zaten. Her iki tarafta da var. Ve son olarak şunu yazmak istiyorum. P küple R küpün çarpımı sevgili arkadaşlarım 1'e eşitmiş. Güzel. Şimdi her iki tarafın küp kökünü alabilirim. Böylelikle P çarpı R eşittir. Yine 1 gelecektir. Çünkü 1'in küp kökü 1'dir. R'yi benden P cinsinden istemişti. Bu da ne olur? 1 bölü P'ye eşit olur. Peki 1 bölü P nedir arkadaşlarım? P üzeri eksi 1'dir. Bakın R'nin sevgili arkadaşlar R'nin P türünden eşitini buldum. P üzeri eksi 1 oldu. Doğru cevabımız da D seçeneğidir diyebiliriz. 9. sorumuzun cevabına D dedik ve devam ediyoruz 10. sorumuzda. Yine bir Fibonacci sorusu. Fibonacci sayı dizisi Fn olmak üzere. Fn artı 2 M'ymiş arkadaşlar. Fn de K'ymiş. Olduğuna göre Fn artı 4 teriminin M ve K cinsinden eşiti nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle Fn diyelim. Şurada bir Fn artı 1'imiz olacak. Burada bir Fn artı 2'miz olacak. Şurada bir Fn artı 3'ümüz olacak. Bir de Fn artı 4'ümüz olacak. Bunlar kalsın. Ya belki işimize yarayabilir. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar Fn artı 2'yi vermiş bakın burası M. Bir de Fn'i vermiş burası da K'ymış. Şunun Fn artı 4'ün M ve K türünden eşiti isteniyor bizden. Şimdi güzel kardeşim bak. Şöyle bir şey yapalım seninle. Öncelikle K ile şuraya X diyelim tamam mı? Buna X diyelim biz. Şöyle. Fibonacci sayı dizisinde şu ikisinin toplamı şunu veriyordu değil mi? O halde ben diyorum ki K artı X eşittir M ise X'i buradan bulurum bak. X nedir? M eksi K'dır. Yani ben artık şuradaki X'i siliyorum. Ve bunun yerine de sevgili arkadaşlarım yine kırmızıyla şöyle M eksi K yazalım. Şimdi sen biliyorsun ki şunda şunun toplamı da bunu verecek. O halde arkadaşlar ikisini toplarsanız burası ne olur? 2M eksi K olur. Şununla şunun toplamı da bunu verecek. O halde 3M eksi K diyebiliriz. Bakın benden Fn artı 4'ün M ve K cinsinden eşiti istenmişti. Cevabım karşıya çıktı. Neymiş? 3M eksi K'ymış sevgili gençler. Yani 10. sorumuzun cevabı D seçeneğiymiş. Devam ediyorum 11. soruyla. Artık son iki sorumuz. 1'den 2023'e kadar eksi 1'in K'nıncı kuvveti çarpı K eksi 1 toplamının sonucu kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi birinci olarak K gördüğümüz yere 1 yazarak başlayacağız. Eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1'dir. 1 eksi 1 de 0'dır. Yani 1 kere 0 da bize 0'ı verir. Sonra 2'yi yazacağız. Bunların hepsini toplanacak tabii ki. 2'yi yerine yazdığınız takdirde 1 çarpı 1'den 1 gelir arkadaşlar. Daha sonrasında 3'ü yerine yazdığınız zaman eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 gelir. 4'ü yerine yazarsanız 1 kere 3'ten 3 gelir. 5'i yerine yazarsanız eksi 1 kere 4'ten eksi 4 gelir. Ve bu şekilde devam eder bu. Kaça kadar? 2023'ü en son yerine yazacağız. Önce 2022'yi yerine yazalım. 2022'yi yerine yazarsanız 1 çarpı 2021 eşittir 2021 gelir. Ve son olarak 2023'ü yerine yazarsak eksi 1 çarpı 2022 eşittir eksi 2022 gelir. Şimdi bunların hepsini toplayacağız. Niye topluyoruz? Çünkü toplam sembolüyle yaptık bunları. Toplam sembolü ya ondan. Peki toplayalım hadi. Öncelikle sevgili arkadaşlar neleri topluyoruz? Şunları. Ne ile başlamışız? Bir çift sayı ile başlamışız. Sonra tek sayı olmuş, çift olmuş, tek olmuş, çift olmuş, tek olmuş. Ne ile bitiyor? Çiftle bitiyor. Yani çifte başlayıp çifte bitiyor. O halde ben sevgili arkadaşlarım şunu görmeyeyim. Şunu görmeyeyim. En baştaki sıfırı. Çünkü zaten sıfır. Şurayla devam edelim. Tek çift, tek çift, tek çift ve tek çiftle. Yani ikili gruplara ayırabilirim ben bunları. Tekle başlayıp çiftle bittiği için. Peki şu ikisinin toplamı nedir? Eksi bir. Şu ikisinin toplamı nedir? Eksi 1. Son ikisinin toplamı nedir? O da eksi 1'dir. Şimdi o halde burada şunu diyorum. Bunların eksilerini görmeseniz birden başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2021, 2022. Toplam kaç tane terim var burada? 2022 tane terim var. Ben bunları ikişerli gruplamıştım. Yani toplamda 1011 tane grup oluştu. Ve bu 1011 grubun
Tamamının toplamı, her birinin toplamı eksi 1 arkadaşlarım. Çarparsanız eksi 1011 bize cevabı verir. Cevabımız da B seçeneğidir diyebiliriz. Böylelikle son sorumuzla geçme hakkına kazandık. Dizilerle alakalı son sorumuz. Sevgili arkadaşlarım, yaklaşık olarak şöyle düşündüğüm zaman bir bakalım. Yine de bir bakmak istiyorum. 12, 13, 25, 16, 41. Hemen şöyle yapacağım. Sizlere göstermek istiyorum. 41, 62. 103 tane soru. Dizilerle alakalı 103 tane soru çözmüş oluyoruz arkadaşlarım bu soruyu da çözdükten sonra. Ve hani AYT çalışma kampı için fazlasıyla yeterli. Bakın fazlasıyla yeterli diyorum. Çünkü size olabildiğince her türlü örneği göstermeye çalıştım. Bunun içerisinde üçgensel sayı dizileri dahil, Fibonacci dahil, karesel sayılar dahil, aritmetik dizi, geometrik dizi, normal dizi, indirgemeli dizi bunların her birini sevgili arkadaşlarım detaylı bir şekilde böyle sıradan alelade sorularla değil de hoş sorularla yapmaya çalıştım. Bu da beni ciddi anlamda vicdanımı rahatlatıyor. Yani gönlüm rahat. Yani ben şey diyemem hani ben bunları çocuklara anlattım ama çocuklar bunları dinlese sınavda ne işe yarar ki diyemem. Maalesef yani hani siz de biliyorsunuz durumları diyemem yani. Ben olmaz yani. Öyle bir şey yapmamam lazım. Tamam. Yani kendi vicdanıma ben söz geçiremem sonra. AN. Terimleri birbirinden farklı aritmetik dizi. Bakın AN aritmetik diziymiş. BN de geometrik dizi arkadaşlar. Pekala. A6, A12, A18'in toplamı A3 artı AX artı AY'ye B3, B6, B9'un çarpımı B1 çarpı BZ çarpı BT'ye eşitmiş. X artı Y artı Z artı T toplamı kaçtır diye soruluyor. Bak. Hoş soru. Güzel soru. Yani sınavda sorulsa bence kimsenin şaşırmaması gerekir. Dolayısıyla önce sen şu işareti bir koy bakalım buraya. Tamam. Tabii sen bu işaretleri daha belirgin bir şekilde koy. Yani böyle tik atma tamam mı? Böyle çiçek çiz, böcek çiz, ünlem koy, şimşek çak oraya bir şey yap yani. Şimdi çok iyi dinle beni. Bak güzel kardeşim. Şuradaki A6 ile A18'in toplamı. Madem AN aritmetik dizi. Bunların toplamı arkadaşlarım. Bize şu ortadakinin iki katını veriyordu. Şimdi şu ikisinin toplamı zaten iki tane A12. Bir tane daha A12 var. Toplam 3 tane A12 yaptı burası. Niye tam ortadakini veriyor? Çünkü 6'nın 12'ye uzaklığı 6, 12'nin 18'e olan uzaklığı da 6. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı tam ortadakinin iki katını veriyor aritmetik dizilerde. Demek ki burası 3 tane A12 yapıyor. Bu 1, bu cepte. Şimdi ise şuna bakalım. B3 ile B9'un çarpımı bize ortadakinin karesini veriyordu. Yani B6'nın karesi. B6'nın karesiyle bir de B6'yı çarparsanız B6'nın küpü eşittir diyorum. B1 çarpı BZ çarpı BT diyebiliriz artık. Bu da neymiş arkadaşlarım? A3 artı AX artı AY imiş. Şimdi burada şöyle diyelim. İyi dinle. Ben burada sevgili arkadaşlarım A3 artı AX artı AY'nin 3 tane A12 olduğunu biliyorum ya. O zaman A3 ile AY'yi toplasam tam ortadakinin iki katını verse falan gibi bir muhabbet geçirebilir miyim acaba? Yani böyle bir şey yapılabilir mi? Ve hatta madem tam ortadakinin 3 katını verecek. Ben bu AX'i A12 yapsam. 3'ün 12'ye olan uzaklığı 9 iken. 9 birim daha uzaklaşıp buna da A21 desem. A3 ile A21'in toplamı A12'nin 2 katıdır. Ve böylelikle bir tane daha A12 eklerseniz 3 tane A12'ye eşit olmuş olur. Yani arkadaşlarım ben burada X'i 12, Y'yi 21 seçerim. Şimdi geldim buraya. O zaman ben bunu B6 seçeyim. Madem bu B1, bakın birin 6'ya olan uzaklığı 5 birim. 5 birim daha öteye gidersem burası da B11 olur. Demek ki Z'ye 6, T'ye 11 diyeceğim. İşte bunların toplamı istenmiş bizden. Hadi toplayalım. 12, 21 daha 33. 6 daha 39. 11 daha 50 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet, gayet güzeldi. Sorular gayet hoştu. Umarım anlatımımı da beğenmişsinizdir. Ki beğenmiyorsanız zaten kimse YouTube'a girip SML Hoca diziler kampı Large Test diye yazmaz, bulmaz. Takip ettiğiniz için buradasınız. Teşekkür ediyorum hepinize. Ama merak etmeyin. Yani ben size bir söz verdim.
Bu kampı bitirenler AYT matematikte yüksek yerleri hedefleyebilir diye bir söz verdim. Ve o sözün arkasında durarak her videoyu hakkını vererek sizlere anlatmaya gayret gösteriyorum. Umarım dilim döndüğünce başarılı oluyorumdur arkadaşlarım. Ve lütfen benim senden tek ricam, tek isteğim şu. Senden rica ediyorum, sana yalvarıyorum. Söylediklerimi yap ve son ana kadar ders çalışmayı bırakma. Ancak ve ancak başarıyı bu getirecektir. Diziler testini çözdük. Şimdi sen ne yapıyorsun? Small'unu çözdün. Kolay sorusunu gördün. Orta sorusunu gördün. Zor sorusunu gördün. Şimdi sen gidip hangi soru bankasından testlerini çözüyorsan o soru bankasından dizilerden, tamam mı? Derli toplu, eğer karma test varsa çok daha güzel olur. Karma testlerinin tamamını bitiriyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? Sonrasında ise limit ve süreklilik testinde, dersinde seni ben bekliyor olacağım. Sonraki dersimiz limit ve süreklilik olacak. Bir noktaya yaklaşmayla başlayacağız arkadaşlarım ve ardı arkası kesilmeden artık limit türev integraline gideceğiz. İnanılmaz, bakın anlatırken inanılmaz keyif aldığım ve ciddi anlamda iyi anlattığım konulardır. Ben bir öğretmenim. Aslına bakarsanız konu da seçmiyorum. Matematikteki her konuyu iyi anlattığımı düşünüyorum ama limit türev integrali bir ayrı iyi anlattığımı düşünüyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım lütfen derse bekliyoruz seni de. Arkadaşların da al gel. Önerirsen bizleri çok çok seviniriz. Videoyu beğenmeyi unutma, abone olmayı unutma. Sonraki videolarda ve derslerde görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.